çalışma grubumuz da şu anda dünyada yapılan araştırmaların içerisinde en büyük olan çalışma grubu ve çok boyutlu olarak da sonuçları elde etmiş durumdayız. Şimdi biz Bahçeşehir Eğitim Bilimleri Fakültesi olarak bir durum tespiti yapmak, durum değerlendirme yapmak istedik. Nisan başından hem var olan durumu değerlendirmek hem de bundan sonra olası salgın tekrarı olabilir, başka krizler olabilir. Yani uzaktan eğitimde paydaşların görüşlerini almak istedik. Veriler daha çok İstanbul, İzmir, Antalya, Kocaeli ve Samsun'dan geldi ama diğer illerden de topladığımız veriler oldu. Genel olarak öğrencilerin hepsinin %70'i uzaktan eğitimle ilgili bir sorunu olmadığını söylüyor. %70 aslında belki daha yüksek bir yüzde beklerdik. Sonuçta bunlar dijital yerli çocuklar ve %75'i uzaktan eğitimin eğlenceli olduğunu düşünüyorlar. Hepsi tabii ki ekran sürelerinin arttığını söylüyorlar ve %70 ila %95 öğrenci okula geri dönmek istediğini söylüyor. %95 olan kısım ilköğretim öğrencileri. İlköğretim öğrencilerinin verilerine baktığımızda diyorlar ki ben kendimi yüz yüze eğitimde çok daha iyi ifade ederim. Bu %90'lar civarında. Uzaktan eğitimle verilen dersleri sıralandırmalarını istedik. En başarılı matematik dersini bulmuşlar. Daha sonra Türkçe, daha sonra İngilizce derslerinin uzaktan eğitimle verilebildiğini, iyi verimli verildiğini düşünmüşler. Şimdi lise grubuna, orta öğretime geldiğimizde veriler biraz daha farklı. Buradan uzaktan eğitim öğretimin kalitesini arttırır diyen öğrenci sayısı %40'larda. Ve uzaktan eğitim yüz yüze eğitim kadar başarılıdır, verimlidir diyen öğrenci sayısı yüzdesi de %30'larda. Lise, orta öğretim lise grubu uzaktan eğitime daha olumlu bakıyor. Ben öğretmenime erişebiliyorum, öğretmenime sorular sorabiliyorum. Bu en olumlu ana noktaların başında ve öğretmenim uzaktan eğitimde yetkin. Öğretmen verilerini biraz da paylaşmak istiyorum size. Öğretmenlerin %81'i daha önce uzaktan eğitim tecrübesine sahip değil. Bu beklediğimiz bir şey zaten. %63'ü online eğitimle ilgili eğitim almış. Öğretmenlerimizin %52'si uzaktan eğitimde materyal hazırlamaya çok vakit gittiğini söylemişler. Aslında araştırma yaptığımız kurumlarda öğretmenlerimize materyal desteği yapıldığını biliyoruz. Ama yine de öğretmen bu hazır materyallerle yetinmiyor. Kendisi de daha fazla materyal hazırlamak istiyor. Öğretmenlerimizin %75'i uzaktan eğitimin kendi mesleki gelişimine faydası olduğunu söylüyor. Öğretmenlerin %60'ına yakını psikososyal desteğin çok yararlı olduğunu söylemişler. Yine burada %28'lik bir kararsız grubu var ama ben bunun da değiştiğini düşünüyorum. Nisan başında belki de öğretmenlerin bir kısmı bu destekten daha faydalanmamışlardı. %82 veli şöyle demiş, uzaktan eğitim sadece sınıf içi eğitim mümkün olmadığı zaman veya sınıf içi eğitime, yüz yüze eğitime destek olarak verilmeli. Öğrendiğimiz en önemli şey mesleki açıdan öğretmenlerimizin gelişmeye devam etmesi, destek verilmesi, psikososyal desteğin devam etmesi. Burada yöneticilerimizin çok önemli bir rol oynadığını tekrar tekrar altını çiziyorum. Ve de işbirliğinin, buradaki işbirliği, o kurum içi işbirliği, kurum üniversiteler işbirliği, özel sektör devlet işbirliğinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.